10 dakikadan herkese merhaba. Umarım hepinizin keyfi çok yerindedir. Bugün havayı koklayan adam olarak tanıdığımız Bünyamin Sürmeli ileyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Daha sizi radyolarda dinlerken şimdi karşınızda görüyoruz. Çok mutlu etti bu bizi. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk sorumuza başlamak istiyorum. Çünkü hadi çok başlayalım. Sorumuz var. Yetiştirmek istiyorum. Şimdi. İnsanlar sizi havayı koklayan adam olarak tanıdı. Peki evet. Bu lakap nasıl ortaya çıktı? Bu lakap bir kar tahmini yapmıştık. Kar tahmininde de işte gündüz kar yağmasını bekliyoruz ama bir türlü başlamıyor. Akşam saatlerinde yağacak. O gün gevezeyle oturup konuşuyorduk. Ya diyoruz ki havayı böyle kokusuna bakıyorum. Kar kokusu var ama yağmıyor bir türlü. İşte akşam yağdı falan diye. Böyle kendi aramızda konuşurken sonra dedik ki bu havayı koklayan adam olsun diye. Yani gevezeyle beraber, sevgili gevezeyle buradan da onu almış olalım. Böyle bir ortak muhabbet esnasında çıkmıştı ama çok eski. 97-98. Yani hava kar kokusunu aldın sonra havayı koklayan adam olarak devam etti. Oh, öyle ne oldu. Güzel. Şimdi insanlar havalardan dolayı böyle çok psikolojilerini değişik etkiliyor. Hatta metabolizmalarını bile etkiliyor bu. Kesinlikle. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Sizce de etkisi var mı psikolojinin üzerine? Tabii ki yani psikolojinin üzerine de etkisi var. Fizyolojinin üzerine de etkisi var. Neticede bahsettiğimiz bir yapı, kocaman bir yapı evet. Ve canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Ve bu sürekli bir değişim gösteriyor, bir akışkan. Ve biz bunun içerisinde yaşıyoruz. Bizim içimizde bir basınç var, atmosferle aynı. Evet. Ve eğer öyle olmasaydı dışarıyla basıncımız aynı olmasaydı ne olurduk? Ya balon gibi şişmek zorunda kalırdık ya da sönerdik değil evet. mi yani? Dolayısıyla dışarıda olan her bir değişim bizim içerideki dışa doğru gösterdiğimiz basıncı değiştiriyor. Bu damarları zorluyor, eklemlerdeki boşlukları etkiliyor, psikolojimizi etkiliyor, her şeyimizi etkiliyor. Evet. Yani fizyolojik olarak da direkt etkiliyor. Etkisi var havanın. Yani çünkü mesela şey derler, yağmur yağdı, moralin bozuldu sadece aynen ondan öyle. Değil yani. Evet, tabii nemden dolayı, evet. Basınç değişiminden dolayı birçok şeyden bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Güzel. Şimdi sizinle ilgili bir VTR'miz var. Bir onu izleyelim, sonra hadi devam bakalım. Edelim. Belgesellerden de görüyoruz. Siz belgesel çekmeniz için birçok yeri geziyorsunuz. Evet. Peki sizde en çok etki bırakan yer neresiydi? Vallahi en çok etki, ya hepsinde biz sıra dışı yerlere gittiğimiz için hepsinden de ben çok etkilendim. Yani Kafkasya'dan da çok etkilendim. Arizona'dan da, Alaska'dan da, işte Kenya'dan, Tanzanya'dan da, Japonya'dan da. Anlatabildim mi? Güney yani şeyden karar de. Veremiyorsunuz. Evet ama hani en sıra dışı böyle ah bu ne ya falan dediğimiz daha çok Kenya'da karşılaştıklarımızla. Evet. Yani insanların yaşantıları, kültürleri, tarzı, zevk aldıkları şeyler. Yani bir akşam dışarı çıkıyorsunuz ve sokakta yemek yiyen insanlar var. Ve hani bizde de karşılaşıyoruz arabalarda falan, tabii. Pilav, tavuk falan ama yani burada bambaşka bir dünya. Siz 2 dolarla, 3 dolarla akşam böyle tatlısından meyvesine, işte yemeğinden çorbasına, hı-hı, içeceğine kadar hepsini böyle bir arada yemenizi yiyebiliyorsunuz. Böyle değişik bir yaşantı. Yine Masai Mara, işte Serengeti, buradaki insanların yaşantısı, hayata bakışları. Yani biz işte modern dünya ilerledikçe sınırlar, çizgiler, böyle kategoriler belirliyoruz hayatta. Evet. Adamlar öyle bakmıyorlar yani. Ben diyor Masailand, bu Masai bölgesinin insanıyım diyor. Sen buraya istersen Tanzanya'da, istersen Kenya'da. Ben burada yaşıyorum diyor. Benimsiyor. Böyle değişik yaşantılar var yani, gidip görmek lazım. İşte bize gezip gördüklerimizi nasıl görüyorsak öyle anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir belgesel gibi değil de bir serüven gibi anlatıyoruz. Gezi programından çıkartıp belgeselden şöyle bir arındırıp yoğun bilgi bombardımanını böyle bir serüven gibi anlatıyoruz. Peki şimdi biraz ben kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi Mavi Misket adında bir kitabınız var. Evet. Bize birazcık bir bahseder oldu. Misiniz? Yani nasıl bir kitap, nasıl başladınız, nasıl yazmaya başladınız daha doğrusu? Bu kitabın özelliği şu. Benim 8-10 yılda her ay üzerine böyle titreyerek araştırdığım bu ay nasıl çarpıcı bir konu ve insanların dikkatini çekecek, insanların hayatında etki oluşturabilecek ve tedbir alındığında bir fayda sağlayacak ne var diye araştırdığım
8-10 yılda her ay bir tane araştırdım. Yani 12 yani 120 tane konu başlığı demek. Bunların hepsinin derlenip toplanıp herkesin, sokaktaki herkesin anlayabileceği bir dilde bir kitapta toplanması. Hazine yani gibi bir şey. Biraz yani kendi kitabıma böyle bir şey demek belki evet. Çok hoş güzel gelmiyor ama anladım. Hani ben gerçekten okuyan insana yaşadığımız dünya, coğrafya, atmosfer nasıl bir şey? Bunu anlamak, yani entelektüel seviyeyi doğa açısından söylüyorum. Biraz daha yükseltmek için güzel bir kitap oldu. Umuyorum ki okurken de insanlar böyle çok teknik konuları çok rahat günlük örneklerle anlayacakları şekilde anlattık. Umuyoruz böyle bir fayda sağlar. Yani 3-5 kişinin hayatında bir değişiklik yapsa benim için mutluluk verici yani. Tamam. O da sizin için en büyük herhalde ödül olur o bilgilerinizin. Kesinlikle. Şimdi yine bir VTR'miz var. Hadi. Onu izleyelim sonra yine devam edelim. Hava durumu genel telefonumdan bakıyorum. Uygulaması var. Televizyonda. Daha kolay ve pratik olduğu için cep telefonunu kullanıyorum. Çünkü anlık bakmam gerekiyor. Evet, etkiler böyle kapalı havalarda insanlar genelde çok kötü, depresif hisseder kendini. Evet. Kapalı ve puslu olduğu zamanlar gerçekten sıkıcı oluyor. Ama hava açık olduğu zaman daha neşeli, daha canlı olabiliyoruz. Pozitif bir enerji katıyor insana. Daha çok dışarı çıkma isteği doğuyor insanın. Asabileşebiliyoruz. Bazen çok kimisi de çok zevkli olabilir yani bu durumdan. Bünyamin Sümer, evet. CNN Türk muhabiri değil mi? Tanımıyorum. Hayır. Televizyondan hani görsem mutlaka tanırım. İsim olarak da hafızamda kalan Emin Çapa vardır. Biraz da işte Gökhan Avur'u tanıyorum. Çok iyi sunuyor. Çok beğeniyorum. Komik adam. Kendisi bana her gün mesaj atıyor. Kısa mesaj atıyor sağ olsun. Sayesinde öğreniyoruz. Ve Twitter'dan da falan takip ediyorum zaten kendisini. Şimdi insanlar diyor yani böyle güneşli havada dışarı çıkmayı seviyorum vesaire diye. Mesela ben en çok yağmurda dışarıya çıkmayı seviyorum. Böyle garip bir şeyim var. Peki siz en çok hangi havayı seviyorsunuz? Ben bir yazı yazmıştım. Gri de güzeldir diye. Yani sonra film falan çıktı ama onunla alakası yok bunun. Yani ben de böyle her havayı seviyorum. Her havanın başka bir kokusu, başka bir tadı var. Evet. Yine isme gönderme gibi olacak ama yani... Dikkat edin, soğuk havanın bir kokusu, bir tadı, yaşattığı evet. Bir hayat var. Sıcağın aynı şekilde. Baharın zaten bambaşka evet. Renkleriyle falan. Oh şu yani an ben... yaşıyoruz sonunda artık bahar geldi zaten. Bahar geldi ama bitmedi daha, kış var önümüzde. Yani o nedenle ben de böyle dört mevsimi de tatlı tatlı yaşamayı seviyorum. Ama tabii en hangisi derseniz tabii ki bahar, ilkbahar. Nisan, evet. Mayıs dönemi. Yağmur olsa da, gri olsa da, hava çatlasa, patlasa, yıldırımlar, şimşekler olsa da bahar yani. Peki bir şu sorum var size. Hı. Diyelim sizi dinleyemedik ya da izleyemedik. Hı. Ama havanın da nasıl olacağına bakmak istiyoruz. Böyle dışarıya baktığımızda camdan dışarı hani bugün hava böyle olacak diyebileceğimiz bir tavsiyeniz var mı size? Nereden anlayabiliriz yani? Şimdi dinleyemedik diye bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Dinliyoruz zaten lütfen. Bana Instagram'da DM'den yazan arkadaşlar var. Diyorlar ki işte şu tarihte hava nasıl olacak diye. Benim de ben size de... bir sorum var onunla ilgili. Ben de onlara cevap izliyorum. Diyor ki bakın ben size televizyondan anlatıyorum, radyodan anlatıyorum, Twitter'da anlatıyorum. Instagram'da fotoğrafların altında günlük olarak paylaşıyorum. Ondan sonra dergide de 3 aşağı 5 yukarı önümüzdeki dönemlerde neler olacağından bahsediyorum. Biraz önce arkadaş dedi bana her sabah SMS geliyor diye. O da cep telefonlarına yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon kişiye gidiyor. Buradan yolluyor diyorum ya buradan sormayın mı? Benim söylediğim birçok kanal var. Hani siz dinleyemedim dediniz ya. Ya bu kadar kanaldan birinden dinleyemiyorsunuz. İlla dinleyeceksiniz. Size yapacak bir şey yok. Siz kendi tahmininizi yapacaksınız. Evet, onun için de tabii bazı pratik şeyler var ama yarın için bir şey ifade etmiyor. O gün için daha çok şeyler söylüyor. Evet. İşte ne bileyim sisin pusun sabah sis varsa ve şöyle hafif dağılmaya matup bir görüntüsü varsa o günün havanın iyi olacağını bize söylüyor aslında. İşte onun dışında hani söylerler yıldız varsa ertesi evet. gün hava iyidir diye. Yıldız varsa niye iyidir? Öyle yıldız işte varsa çünkü kalmış. Çünkü bulut yok demek. Bulut evet. yoksa bir bulut olması için, yağışın olması için havada hareket lazım. Hmm. Yani biz şimdi bulut bir üretim olarak, bir ürün olarak düşün değil mi? Şimdi normalde havada yok ama bir ürün olarak çıkıyor. Siz hayatınızda enerji kullanılmadan bir ürün gördünüz mü? Mesela üzerinizde jean var bir tane, ayakkabı var, bluz var, ceket var. Evet. Bu hiçbir enerji kullanılmadan bunların üretildiğini gördünüz mü? Görmediniz. Demek ki bulutun oluşması için de bir enerji lazım. Evet. O enerji de nedir? Havada harekettir. Havada hareket varsa bulut var. Hareket yoksa bulut yok.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yani yine çok sorun var. Yani yine çok sorun var ama hepsini soramıyorum. Zamanımız yetmiyor programımız. 10 dakika maalesef. Güzel. Tekrar çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Sevgili izleyenlerimiz, 10 dakika programımızın sonuna geldik. Bugün Havayı Koklayan Adam'la beraberdik ve programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi, güzel, mutlu haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.